Cemal'im bu konuda herkes Cemal'in aramasının bir avantajı var. Cemal'in sevap katsayısı artıyor. Eyvallah bir şey ben... Hayırda yarışacaksak... Mesaj sistemi duydun da bir köyde. Onu da yaparız. Zaten ya o zaten şey yani, toplu mesaj. Toplu mesaj. Yok zaten internette kayan yazı inen yazıyor yani. Toplantımız var bugün diye yani bugün tarihi. Yani. Tabii bir. Sistemimizde var. Ben internete mi giriyorum? Ama yine de şey de. Bu video. Cemal Bey'de varmış şifresi. İnternet şifresi bir de. Böyle birinde varmış. Ya şimdi internet şifresini derneğin başkanına vereceğiz. Şifre şimdi benim adıma galiba. Kimde şifre bilmiyorum ama. Ben de, biz de. Sen de mi? İnternet şifresini şeyin de interneti de derneğin adına geçireceğiz. Şu anda benim adıma kayıtlı. Onu da derneğin adına geçireceğiz. Şifre dernek başkanı da yöneticiler de olacak. Onun işte sayfanın dizaynı, düzenlemesini hep ilgili kişiler yapacak. Ya bu bir sistem olarak oturduktan sonra zaten bize düşen sadece işte su olup da akıyor. Önüne yaprak gelmiş onu çekmek. Hani... bir yerde önüne çalı gelmiş onu çekmek, engelleri ufak tefek kaldırmak ve destek olmak ondan sonra. Yeni fikirler olacak, işte Murat yeni fikir öne sürecek, Selahattin abi yeni fikir öne sürecek. Oturacağız burada onları tartışacağız. Bütçemiz büyüyecek belki, daha büyük bütçelerimiz olacak. Belki hani başka planları olan olacak, birisinin işte yeni bebeği olacak. Belki diyeceğiz ki bundan sonra köyde her doğan yeni doğmuş bebeğe altın hediye edelim. Dernek köyde düğünü olmuş birisinin oturacağız karar alacağız diyecek ki o düğün olanı dernek herkes adına uçuyor, bir tane altın şarkı takalım. Onlar da dört tane şarkı yapalım. Bunlar olabilecek şeyler yarın bir gün için. Anlatabiliyor muyum? Bu vesileyle ne olacak? O bebeği olan kişi onda onun hatırası olacak. Ve onun derneğe olan aidiyeti artacak. Düğün olan kişi de herkese öyle. Anlatabiliyor muyum? Ya bu bir de bizim içimizdeki yardımlaşma duygusunu artıracak. Böyle sağlamlaşacak o zaman. Tabii birbirimize olan bağlılığımız. Bir gün şey olacak. Ramazan'a bırak. Yaz aylarında belki bir gün şey yapacağız. Eşli olarak toplanacağız. Çoluk çocuğumuz hepimizin birbirini çoluk çocuğunu tanıyacak. Piknikte toplanacağız belki. Anlatabiliyor muyum? Ya bugünlerden oraya inşallah oralara... Böyle basamak olacak bu toplantılar. Yarın bir gün büyük toplantılara basamak olacak. Onun için niyetle, iyi niyetle az veya çok verebilirim veremeyelim aidatımızı hiç önemli değil. Sadece devamlılığı sağlayalım. Şimdi tekrar kuruluş aşamasında, kurucu başkanı sen başkan ol. Yönetim kurulu üyelerini siz gelin, aşağıda benim misafirlerim var. Hayır abi. Yani toplam seni yönetim kurulu üyeye yazıyordum. Yazabilirsiniz, sıkıntı değil. Ben görüşürüz. Görüşürüz. Allah razı olsun. Hayırlı işler. Her zaman özleminde, derneğin her yerinde fert olarak, üye olarak, yönetici olarak veya yönetici yardımcı olarak her yerine görev alabilirim. Sıkıntı değil. Mevzuata baktın mı? Engel var mı? Yok, teşekkür ederim. Mevzuata engel yoksa sıkıntı yok yani. Yönetici olarak yardımcı almam belki eksik olur şunun için. Çünkü mesaim çok yoğun olduğu için belki zaman ayıramayabilirim. O yüzden daha alt görevlerde verirseniz ne görev verirsiniz yaparım. Şaban başkan olsun. Sen başkan yardımcısı ol. Bir düzen oluşturalım. Ya şimdi şöyle bak, geçen biz tabii böyle... İlk kongrede değiştiririz. Kendi kafamıza göre konuşmuyoruz. Yani arkadaşlarının istişare ettiğiniz şeyler olur. Cemal'la mesela dedi ki, her aileden bir şey yapalım yönetim kuruluna madem. Mesela abacılardan, çeliklerden. Bunun çok önemi yok. Ya biz birbirimize güveniyoruz. Yok şimdi, biraz daha böyle olayın şeyi... Dağıtabilirsiniz tabii hani tabanı geniş olabilir. Aynı şekilde tamam. Yeri asıl yeri herhalde birer tane. Birer tane veya ikişer tane oluyor. Ya. Birer tane, Cemal birer tane miydi? Birer tane. Yedi tane asıl üyeyi. İşte birer tane de yedeklere. Bir tane her soy isimden bir tane alalım dedik yani. Ama bu 6 ay içerisinde zaten kongre yapılmak zorunda. İlk kurduktan sonra 6 ayda kongre yapmak zorundasın. O zamana kadar eksiklerimizi görürüz, değerlendiririz o kolay. Tabii. Şimdi şöyle bir şey yani, bismillah dedik. İlk kongre 6 ay sonra olmak zorunda. Bismillah dedi bu cuma günü, bismillah dediler yani. Komutanla başladı. Her şeyi aldılar. Ben validen onay aldılar, sisteme giriş yaptı. Şifrelerini alacaklar, şimdi dernekler koğuş. Biz onları geçeriz. Şey pekala, derneğin şeyi ne olacak açılımı? İsim konusunda bir önerim vardı. Ben hala önerimde hala caminin isminin olmasını yapmayayım. Madenler cami ve mahallesi yardımcı dayanışma derneği. Çünkü cami olduğu zaman hani ne olursa olsun bazı insanlar daha rahat bazı şeyi yönlendirebiliriz yani. Çünkü hep bu zamana kadar topladığımız paraları cami şeyinden topluyoruz. İnsanlar da hani onun devamının telinde öyle bir şey düşünebilir diye o cami olsun diye ben. Tabii cami muhakkak olsun. Olsun diye söyledim. Çünkü yaşlı kesim
yani ne kadar şey yapmadı desek de hani biraz şey bakabiliyorlar olaya yani dernek de neymiş bu cümleleri biraz belki hafifletebiliriz yani. O yüzden ben özellikle caminin olması taraftarıyım. Madenler Camii ve mahallesi. Madenler mahallesi. Madenler. Cami ve mahallesi dediğimiz zaman zaten aynı şey. Madenler mahallesi ve cami yani daha doğrusu. Madenler mahallesi ve cami yardımlaşma yaşatma derneği. Yaşatma dayanışma derneği gibi bir isim. O cami kesinlikle orada evet, olursa. En çok neyi şey yapıyorsa kapatıyorsa öyle değil. Yani yardımlaşma, dayanışma, evet. Kalkındırma derneği olur. Yani. Bu üçü yeterli bütün her şeye geçiyor. Yardım bağışlarda etkili, kalkındırma yapacağımız şeylerde, işlemlerde daha etkili. Çünkü ben birbirinden gelir elde ediyoruz ya. Bu şeyde derneğin yani yönetim kurulu karar verip derneğin adını değiştirebilir. Yönetim kurulu olarak değil, o tamamen üyeler kongrede. Çünkü kongrede değil. Kongrede sıkıntı değil, o altı içinde yapmamız lazım. Ondan sonraki her 3 senede bir tarih atacağız oraya. Hı hı. O tarih çok önemli. O tarih ayda yani. O ayda o kongre kesin yarıdan bir fazla toplanmamız lazım yani. Yani yarıdan bir fazla da o tamamen mevzuat. Tabii imzaya bakıyor. Tabii imzaya bakıyor o aday. Tabii mesela 20 kişi de toplansak gidip o mesela tabii. 100 kişi ise 51 kişiye gidip imza attıracağız. Yapacak şey o orada alınan kararda mesela başkan seçeceğiz. Ya onlar atmanın. İşin zor tarafı. Biz kolay tarafından bakalım. Yani. Onlar halledilebilir. Hani kolay. Biz bazen toplantı yapıyoruz, yönetim kurulu toplantısı. Benim kendi fakültesi yapıyorum. Hani kayıt altına alınıyor ama yani sana da oluyor bazı şeyler. Evet, doğru. O da öyle olacak zaten bizim kesin de. Ama ben o arada Tuncay Bey var, zaten görüştük Kuntar'la yaparken de ben onların yanında olduğum için ne gerekiyorsa yani bütün dernekler alakalı ne gerekiyorsa var. Bana sadece üyelerin isimlerini şey ve tüzüğe özel maddeler koyulması gerekmiyor. Ama özel maddeler koyulacaksa onları bana söylemeniz lazım. Onu özel olarak koyacağız. Tüzüğün madde sayısı bile bir madde yani. Mesela tabii, 25 tabii. Maddeden oluşur bu. Tabii. Onu biliyorum. özel maddede eğer tüzükte değişikliği yine evet. İlk yapacağımız kongreye kadar oturturuz. Evet. Şimdi yani geç kalmadan şey yapalım. İsmi ve işte kurucu üyeleri o kadar. Şimdi benim aşağıda misafirlerim var. Benim kalkmam lazım. İsmi tamam kardeşim. Dediğim gibi Kumtarlı Madenler Yardımlaşma önce. Kumtarlı Madenler Mahallesi'nin Camii Yardımlaşma Yardımlaşma. Not alsın. O zaman şeyi sen onu not al. Yönetim kurulu başkanı Şaban olarak yazalım. Başkan yazsın. Şeklini yaz. Yönetim kurulunu bir oluşturalım. Başkan yani illa İsimler nerede senin isimlerin? Hemen yazalım da. Bana bir isim verilmedi ki. Tamam, liste nerede? Liste vardı. Kemal listeye getirdin mi sen? Üye listesi. Liste versene. Sen şuradan boş bir sayfa. Boş sayfaya kurşun kalemle yazacağım zaten. Öyle mi? Al şuraya yaz. Şu anda siz ben başaltısından şimdi tekrar söylüyorum arkadaşlar Şaban Altınkaya Duzdan'ın Şaban dernek başkanı olarak şimdi şu anda